İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. 2024, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin başkanlık dilekleri. Ülkenin genetik kodu değişmiyor. Fransa, Kudüs'te Ermenilere yönelik saldırıları kınadı. Doğu Ermenistan İnsan Hakları Komitesi'nin yeni yıl ve Noel kutlama mesajı. Doğu Ermenistan Dil Komitesi, yılın sözü 2023 sonuçlarını özetledi. Maryam Mgrdican, Blitz Satranç Dünya Şampiyonası'nda Ermeni satranç oyuncuları arasında en iyisiydi. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenya TV'yi destekleyelim. Bayanlar, baylar, değerli vatandaşlarımız, aşağıdaki ulusal ve uluslararası koşullara odaklanarak, vatanımıza yönelik provokasyonlar ve soykırımlar karşısında devlet sistemimizin istikrarı, b. bugün vatanımızın Türkiye'nin ve Artsakh topraklarının Azerbaycan tarafından ele geçirilmesinin milletimizin varlığına etkisi, c. Batı Ermenistan ve Artsakh'taki Ermeni milletine karşı gerçekleştirilen soykırımın devam etmesi ve Ermeni olarak yaşama hakkının inkar edilmesi, d. yurttaşlarımızın dünyanın dört bir yanına dağılmış olması. Emin olmanızı isterim ki pozisyonlarımız yine net ve sağlamdır. Ermeni milletinin birliğiyle tüm bu suçlara kalıcı bir cevap verilecektir. Değerli yurttaşlarım, her yıl kabul edildiği gibi yerli otokton bir millet olduğumuz gerçeğinden hareketle Ermeni milletine ve tüm vatandaşlarımıza haklarımız için başarı, irade ve cesaret, vatanseverlik ve iddialar sorununun adil bir şekilde çözülmesini diliyorum. Mesajın devamını Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen Armenya TV'nin internet sitesinden okuyabilirsiniz. Step1.im'e göre Samvel Şahramanyan'ın Artsakh'ın feshedilmesine ilişkin kararnamesi 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek. İmzanın üzerinden 3 ay geçmesine rağmen ne Artsakh ne de Doğu Ermenistan yetkilileri bundan sonra ne olacağı konusunda konuşmuyor. Bazı siyasi güçler kararnamenin iptal edilmesini ve Artsakh devlet kurumlarının sürgün statüsünde, her ne kadar tüm Ermenilerin anavatanının başkentinde sürgün olarak da olsa faaliyetlerine devam edilmesini talep ediyor. Ancak Araik Harutyunyan'ın Azad Hayrenik Partisi, milletvekili Aramayis Apkarya'nın yazdığı gibi Doğu Ermenistan'ı tehlikeye atmamak adına kararname iptal edilmiyor. Doğu Ermenistan yetkilileri de aynı şeyi söylüyor. Bakü ve Moskova ise tehditlerde bulunuyor. Öte yandan kararnamenin zaten uzun süre önce iptal edildiğini, ancak güvenlik garantileri oluştuğunda açıklanacağını söylüyorlar. Kimse hangi güvenlik garantilerinin olabileceğini bilmiyor. Ukrayna ve Rusya'nın Noel gününde karşılıklı acımasız füze saldırıları yaptığı, İsrail'in Gazze'yi yok ettiği ve üç dinin kalbinde Kudüs'ün bin yıllık Ermeni varlığını yok etmeye çalıştığı bir dünyada, dünya bunu başaramıyor ya da tüm bunları durduramamak ve herhangi bir garanti vermek istemiyor. Şahramanyan'ın kararnamesi hakkında uluslararası düzeyde herhangi bir açıklama yapılmamasına ve kamuoyunda tartışılmamasına rağmen dünyada herkes Artsakh halkının nasıl davranacağını yakından izliyor. Ve bugün son ama en önemli gündür. Nasıl ki 2020 yılında Artsakh'ta Ermenistan'a karşı verilen 44 gün süren savaşın ardından Ukrayna'daki savaş mümkün hale geldiyse, 19 Eylül 2023'te Artsakh'a yönelik saldırı ve nüfusun azalmasıyla Gazze'nin İsrail tarafından yok edilmesi de mümkün hale geldi. Kudüs'teki Ermeni varlığı da tesadüfen ortadan kalkmış değil. Her toprağın kendine ait bir genetik kodu vardır ve bunu göçebeler ve kendilerini toprakların sahibi sanan kişiler tarafından el konulması ve ilhakla bile değiştirmek imkansızdır. Yeni dünya düzeni Artsakh halkının nasıl davranacağına bağlı, Ukrayna ve Filistin'deki gelişmelerin gidişatı da buna bağlıdır. Ama ne karar alınırsa alınsın Ermeni topraklarının genetik kodu değişmeyecek. Nasıl ki 100 yıl sonra Ermeni yaylaları Batı Ermenistan
Nahiçevan ve Artsakh'ın Ermeni genetik kodunu değiştirmek mümkün olmadıysa. Fransa, kutsal şehir Kudüs'teki Ermeni toplumuna yönelik şiddet eylemlerini şiddetle kınadı. Fransa'nın Kudüs Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada son aylarda militan aşırılık yanlıları tarafından çok sayıda saldırının gerçekleştiği belirtildi. Başkonsolosluktan yapılan açıklamada İsrail yetkilileri bu şiddet eylemlerini ve statükoya yönelik her türlü tecavüzü önlemekle sorumludur. Fransa, Kudüs'ün eski şehrindeki Ermeni cemaatiyle dayanışmasını teyit ediyor ve durumu büyük bir dikkatle takip etmeye devam ediyor ifadesine yer verildi. Doğu Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu Anahit Manasyan'ın yılbaşı ve Noel tatili nedeniyle tebrik mesajı. Sevgili yurttaşlar, İnsan Hakları Savunucusu Bürosu'nun değerli meslektaşlarım, yeni yılınızı ve Noel tatilinizi kutluyorum. 2023 gerçekten zorlu ve meydan okumalarla dolu bir yıldı. Eylül olayları, Artsakh Dağlık Karabağ'da zorla yerinden edilmiş kişilerin haklarını korumaya yönelik benim ve ekibimin tüm potansiyelimizi kullanarak kendimizi muazzam bir çalışmaya adadık. Aynı zamanda hukukun üstünlüğü değerlerine bağlı az sayıda personelimiz ile insan haklarını koruma sistemiyle ilgili kalan sorunların çözümüne yönelik normal süreci de sağladık. 2024 yılı barışın, hukukun üstünlüğü değerlerinin güçlendiği başarıların yılı olsun. Değerli meslektaşlarımız, önümüzdeki yılda aynı özveri ve istekle insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün asil fikirlerinin korunması adına misyonumuzu yerine getirmeye devam etmemizi diliyorum. Mutlu yıllar ve mutlu Noeller. Doğu Ermenistan Dil Komitesi yılın kelimesi 2023 sonuçlarını özetledi. Yaşam destek kelimesi %42 ile en çok oyu aldı. Karşısındakinin duygularını kendininmiş gibi hissetmek insan için her zaman özel olmuş olsa da yaşam destek kelimesi yeni bir kelimedir. Muhtemelen merhamet kelimesine benzetmeyle türetilmiştir. Ancak bir olgu olarak daha kapsamlıdır. Sözlük kaydı mevcuttur. Neden bu kelime tercih edildi? İnsan ilişkilerine yeni bakış açımızla mı? Karşımızdaki kişiden beklentimizle mi? Yoksa o en insani özelliği kaybetme korkusuyla mı tanımlanıyor? Belki de hepsi birlikte. Ancak çoğu kişi için yılın kelimesi empatidir. İkinci sırada %30'da barış kelimesi yer alıyor. Bu çok anlamlı bir söz değil ama bugün bizim için her şeyden önce savaşın, çatışmanın olmaması anlamına geliyor ve birçok insanın gözünün buna çevrilmesi doğaldır. İnsanın iç huzuru da önemlidir. Bunun için de bu kelimenin başka anlamlarına ihtiyacımız var. Sessizlik, huzur, sakinlik, anlaşma gibi. Üçüncü sırada ise %7 ile Hayasat kelimesi yer almaktadır. Hayasat 1, Ermenilerin ilk uzay uydusudur. Kelime, A bağlacı ile birleştirilen Ermenice ve Latince satelit, uydu kelimelerinden oluşturulmuştur. Bu, Ermenistan'ın bilimsel geleceğine yönelik iyimserliğimizi karakterize ediyor. Mesajı belirtiliyor. Doğu Ermenistan Satranç Federasyonu tarafından bildirildiğine göre Doğu Ermenistan'ı temsil eden kadın satranç oyuncuları Semerkent'te düzenlenen Dünya Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda performanslarını tamamladı. En iyi sonucu ise 10,5 puanla 14. sırada yer alan Maria Mıgırdıçan elde etti. Susanna Gaboyan 8,5 puanla 59. olurken Elina Danilyan da 9 puanla turnuvayı 45. sırada tamamladı. Rus Valentina Gonina yıldırım satrancında 14 puanla dünya şampiyonu oldu. İkinciliği İsviçreli Alexandra Kosteniuk, üçüncülüğü ise Çinli Zhu Jian aldı. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi
haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, Ulusal Meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubar adlı folk topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Bah Çurguka adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.